Eşareler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar. Şimdi Fenerbahçe'nin eksiklerini sayıyorum. Fred zaten hı hı. Süper Kupa'da oynayabilecek ama ligde cezalı. Luan Perez sakat, Lincoln yok. Fred dedik, Listede Mert yok. Hakan Yandaş evet, İrfan Can kahvede ceza, Ciku, Osay Samuel Afrika Kupası, Rodrigo Becao sakat, Serdar Aziz ve Miha durumu hı hı. belirsiz. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun İstanbul Spor karşısında? Ee, şimdi şöyle, aslında İrfan Can sarı kart cezası olmasaydı bence aynı denemeyi burada da görebilirdik. Yani Cengiz sağ önde, İrfan Can merkezde denemesi görebilirdik. Hatta rakipte daha ideal. İrfan Can, şimanski ikilisi çok enteresan bir kilit açıcı ikili olabilirdi. Yani bu maç için daha da ideal olabilirdi. Ama zaten çok fazla seçenek kalmıyor şu anda İrfan Can, e, cezalı olduğu için. Sağ önde Cengiz olacak. E, merkezde Şimanski'nin yanında Crespo olacaktır. İsmail 6 numarada olacaktır. Hoca bu iki oyuncu sağda olduğu zaman genellikle böyle tercih yapıyor. Yani Crespo'yu biraz daha 8'e yakın oynatıp İsmail'i altı numara değerlendiriyor. E, zaten başka bir seçenek yok. Orta sahada bir seçenek. Zaten Tariç oynayacak. Jack oynayacak. Osain'in yokluğundaki e, savunma hatını çok merak ediyorum. Burada şimdi sağ stoper bölgesi ve sağ beki iki tane ideal oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Hatta sağ stoper en ideal sağ stoperi zaten uzun zamandır yok BK. Oraya muhtemelen bir transfer transferle gelecek. Hatta Savic ismi söylenmeye başladı şimdi daha. Güzel olur bu arada. Çağlar konuşuldu yine. E, ya yani Çağlar da Çağlar nasıl önemli olur biliyor musun? Çağlar transferi. Bir de Kurnici var ya. E, şimdi Kurnici e eklersen İspanyol bölgesine getiriyorsun. Fred Şimanski zaten oynuyor. Fred Şimanski Krunic yapacaksın ama bir tane Türk oyuncun eksilmiş oluyor orada. Çağlar Kurunic'de çok anlamlı olur. Hmm. Çünkü bir tane Türk stoperini kazanıyorsun. Ferdi, İrfancan, Çağlar. Üç tane Türk'ün oluyor. Ozan Kurunic'i çok rahat altıya yazıyorsun. Peki bende de şöyle bir soru işareti var. Fenerbahçe'nin gelecek stoper transferi Hemen pazartesi gel işe başla 40 yıllık Fenerbahçe stoperi gibi oyuna ihtiyacı var şu anda. Çünkü evet. yok stoperin yok. Aynen öyle. Çağlar'da öyle bir soru işaretim var açıkçası şu andaki performansı. Bence var. de doğru strateji saviç almak saviç gibi gel başla bir stoper almak. Ee, eğer maliyet uygunsa ya da kiralık durumu uygunsa, çağlar transferi mümkünse Heh. ekstradan alabilirsin. Çünkü evde 52 Türk stoperlerden performans yok yani ki Samet'in ayrılma söz konusu olduğu söyleniyor. Serdar Aziz zaten performans ortada. Yani güvenilir bir performans yok Türk stoperlerden. E Oster Vol de şu anda en güvenilir alternatif oyuncu o da yabancı. Yani bir tane Türk alternatif stoperimiz olsun dersen öyle mantıklı olabilir ama bence de daha tartışılmaz bir isme gitmesi gerekiyor Fenerbahçe. Şey. Yani İsmail Altıda devam. Daha net bir stoper bence de daha doğru olur. Kesin ben de katılıyorum. Lütfen yorumlarınıza e, yazın bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çağlar mı yani yerli bir stoper alınsın? Çağlar biraz daha hani e, performansının gelişmesini bekleyelim mi? Çünkü tap noktasını biliyoruz. Premier ligin en iyi iki stoperinden biri olmuş bir isim Çağlarda milli takım stoperi. Ee, yoksa Savic gibi hadi pazartesi gel başla stoperime daha lazım. Yorumlara yorumlarınızı bekliyoruz. Devam evet. lütfen. Bir de e, Afrika Kupası zaman gerçekten çok ters bir zamana denk geldi Fenerbahçe için. Çünkü 28 Aralık e, Ocak'a kadar hafta hafta sonu maç var. İşte Ertenen lig maçı burada, Türkiye Kupası burada zaten hafta sonu lig maçları devam ediyor. E, bayağı bir eksik kalacak. Hem Ciku'dan hem de Osay'dan. Bayağı bir uzakta kalacak Fenerbahçe. Şimdi burada sağ stoper bölgesi de çok güvenilir isimler değil. Hani Samet ya da Serdar oynarsa çok güvenilir performansları yok. Bir de şimdi Osay da yok orada. Osay oradaki kademe bilgisiyle çok eli rahatlatıyordu aslında Fenerbahçe'de dönen toplarda. Hatırla bayağı Ferdi'nin bölgesine kadar gelebiliyordu kademede. Ki İspanyol hoca o yüzden hiç vazgeçmiyor. Yani Osay... Osay Mert değişimi hiç söz konusu bile olmadı. Yani yabancı kontenjanından farklı bir isim arayalım denilince Mert Osay değişimi söz konusu bile olmadı ve bunu bekliyordum ben çünkü Osay stratejik olarak çok önemli bu formasyonda. E burada bir aksam olabilir hem Mert hem Samet ya da Serdar'ın olduğu bölgede bir aksam olabilir. Ama burada da Fenerbahçe'nin gerçekten e, fikstürü de iyi denk geldiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bu dönem için rakipler şöyle bakıyorum fikstüre nispeten daha elverişli. Yani Afrika Kupası'na bakılınca daha idare edilebilir bir fikstür var. O bakımdan da avantajlı. Evet fikstür çok önemli oluyor o eksiklerin Tabii. olduğu. Burada Buradan mesela işte sert maçlar olsaydı, daha böyle puan kaybına çıkma maçlar olsaydı. Yani, mesela Fred'in sakatlığı olduğu dönemde daha sert bir fikstür vardı. Adana Demir Sporlar, evet, evet Daha sert fikstür vardı. Ee, orada sıkıntı yaşıyorsun. Bu arada İstanbulspor'da da Kaan Miray Bağış, Egean Egen Gök, Alperen Çaylak, Kubilay Köylü, Eduard Roka yok. Heybaçehir oynadığı Son 5 süperlik maçın dördünü kaybetmiş oldu İstanbulspor. Bu sezon ligde çıktığı 17 maçın 13'ünden mağlup ayrıldı. İyi bir durumda değil İstanbulspor. İlk evet. lige çıktığında hani dar takıma rağmen iyi işler yapıyor dediğimizdeki hocanın döneminde hatırladı, hatırlarsan evet. iyi işler yapan bir takım vardı. Ama son dönemde spor skor almakta, hatta çoğu maçta gol atmakta ciddi sıkıntı yaşayan bir takımdı. Evet. Tabii İstanbul yani. Spor. 17 maçın 13'ünü kaybetti. E, ee, şu anda açık ara zaten puan olarak da açık ara sonucu bir takım. E, bu yüzden diyorum yani gerçekten Fenerbahçe tam bu geçiş evresi için başlangıç olarak da ideal bir rakip gibi gözüküyor. En son 4 maç önce gol atmışlar. O maçı kazanmışlar evet. zaten en son. Sonra ön öncesinde yine 5 maçlık bir yani, yani, bu kadroyla Fenerbahçe bu maçı kazan kazanması gerekiyor. Kazanması Kesinlikle gerekiyor değil mi? Yani Sonuçta çıkan oyuncu Mert Müdür. Yani dönem dönem milli takıma çağrılan bir oyuncu. E, Samet milli takılı bank oynayan stoper ne olursa olsun. Hiç evet. güvenilir bir stoper değil bence ama sonuçta yani biraz alanını daraltınca e, bir şeyler yapabilir stoper. O eksiği de gizli artık stratejiyle. Evet ya yani böyle bu tip maçlarda bir şekilde kazanırsa. Orta sahne yine güçlü. Hücum hattın gayet güçlü yine. Yani eksikleri rağmen güçlü. Tadiş var, Şimanski var, Cengiz'in var, Cekon var. Ya yani bir şekilde açarsın rakibi de. Yani problem yaşayacağız zannetmiyorum. Çok merak ediyorum Mert'in performansını. Mert'in kazanımı çok yani, önemli. Evet, yani bu ay Onunla iyi artık. Bir performans gelmesi lazım. Acayip bir yere götürebilir işi. Evet. Belki de senin hayallerini süsleyen Ferdi Orta Saha'ya projesinde <laughs> bir başlangıcı olabilir İstanbul Spor maçı. Ya Ferdi Orta Saha e, ona biraz hani son dönemde daha az dile getirmemin iki nedeni var. Bir. Bir, zaten Orta Saha oynuyor. <laughs> zaten Orta <laughs> Saha oynuyor yani. Sol bekleyken evet. aslında Orta Saha oynuyor. Evet. İki, Fred var orada. Yani Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu benim tam Ferdi hayal ettim bölgede şu anda sol iç pozisyonunda. He. Ee, diğeri zaten Şimanski. Peki yan yan oynasalar olmaz mı? Kimi kesiyorsun? Yani içlerde Şimalski, Fred var zaten. İ İsmail ile Crespo'dan birini kullanmadım. Ha sen komple A ke kesiciyi attım. Şey Fred Altun'u mı çekiyorsun? He. Yok Fred burada iyi ya. İyi değil mi? Tabii tabii tab Peki Şimanski, o da kesilmez. Yok kesilmez. İşte diyorum iki neden. Bir zaten iki tane çok iyi oyuncu var o bölgelerde içlerde. Şimanski ve Fred var. İkincisi de Ferdi zaten o hayal ettiğim oyunu oynuyor sol bekleyken de. Hani bayağı orada topla buluşuyor merkezde. Böyle attığı savunma arkası toplarını düşün, attığı şutları düşün. Hep o, merkezde yani. Bir taraftan da aslında aklı çıktığında ortaya çıkıyor. Oynuyor evet. yani orada topla buluşunca evet. bayağı fark yaratıyor. Ama bunu sol bekten yapıyorken yapması daha büyük bir katkı. E, lütfen yorumlarınızı yazın siz de. Fenerbahçe İstanbulspor maçı için e, stratejik olarak neler yapmalı? Bu maçla ilgili Fenerbahçe İstanbulspor Spor maçı ilgili e, var mı skor tahmininiz? İstanbul Spor Fenerbahçe düzelteyim onu. Ciddi bir bilet satış, satılmış bu arada. Pazar 16'nın maçı. Tahminin e, üstle birlikte Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben oranı arttırmak adına. Öyle mi diyorsun? Üst ve Fenerbahçe. 3.5 üstü diyelim mi? 2 ve 3.5 üstü. 2.17 veriyor. Hayda. Güzel o baya, gayet. Baya, baya yüksek oran. Mesela burada çok ispata çıkacak oyuncular var. Cengiz yine gol asist yapabilir. Kayseri Spor maçında yapmıştı mesela. Bu güzel olmuş. Ee, Tadiş Ceko özlemiştir. Sağ'yı özlemiştir. Şimansi özlemiştir. Yani olabilir. Yani yüksek skorlu bir galibiyet gelebilir. 2 ve 3.5 altı. 1.97. 2 ve 3.5 üstü. 2.17. Denilebilir bence. Denilebilir. Handikaplı Fenerbahçe galibiyeti 1.47. 2.5 üst, 1.44. Çok yüksek değilmiş evet. 3.5 üstü olunca bişenleniyor. Aynen. Baya bişenleniyor. Bir gol ya, bir gol fazlası. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle 4-0, 3-1. Net bir skor bekliyorsun. Yani senin... Ben de bekliyorum. 3.5 üst olması için öyle olmasa. 3-1, 4-0. Yani aslında gerçekleşebilir. Denilebilir yani. Yorumlarda buluşalım. Şimdi de Galatasaray tarafına aynı şekilde bakacağız. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Maçın eğlencesi bilyonere girdiğin an başlar.